Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Xiaomi 14T Pro şarj olurken ısınıyor mu? Bu sorunun cevabını sizlere vermeye çalışacağım. Arkadaşlar Xiaomi 14T Pro şarj olurken bendeki ısınıyor. Belki ısınmayanlar vardır ama 120 Watt şarj aletiyle beraber en hızlı şarj olma hızını açarsanız eğer ultra şarj hızı var. Bunlar da burada ısınıyor. Hissedildi derecede de ısınma yapıyor. Bir de bugün ilk defa fark ettim. Sosyal medyada kullanırken biraz ısındığını fark ettim arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Belki ısınmayanlar vardır ama genellikle okuduğum yorumlarda Xiaomi 14T Pro'nun da pil olarak, batarya olarak biraz erken bittiği söyleniyor. Bunu da sizlere söyleyelim. Burada kablolu şarjda arkadaşlar, kablolu şarjda bakın en yüksek hızlı şarj seçenekleri de var bunda. Bunu açarsanız eğer daha hızlı bittiğini söylüyor. Yani 120 Watt telefonunuzda 120 Watt'ın yazması için telefonunuzu taktığınızda şarj aletine arkadaşlar orijinal bir şarj aletiyle bunu yapmanız lazım. 120 Watt'ı yoksa alamazsınız. Şunu da söyleyeyim sizlere. Birçok bayide 120 Watt'ın sahteleri vardır. Ultra hızlı yazması gerekiyor. Bunu da sizlere anlatmış olayım. Hatta göstermiş olayım sizlere bunu. Şarj aletime kablosunu takıyorum orijinal. Evet, taktık. Şarj aletine takalım. Şöyle fişini çekeyim. Bakın takıyorum. Beraber yürüyorum. Evet. Şimdi şu anda şarjım %43. Bakın takıyorum. Hepsi gözünüzün önünde. 120 Watt buraya yazması var lazım. Bakın. 120 Watt'ı yazdı, gördünüz mü? Nasıl hızlı yükseliyor. Eğer şarj aletiniz sizin sahte ise, sahte orijinalde, sahte orijinaller de bu 120 Watt'ı yazabiliyor. Bilginiz olsun. Ama birebir orijinal her zaman daha iyidir. Bunu sizlere söyleyelim. Eğer sahte ise 120 Watt hiçbir zaman yazmaz arkadaşlar. Hatta hızlı şarj, dün geçen günlerde bir tanıdığım şarj aleti aldı bir bayiden, Xiaomi'nin kablo ve şarj kafalığıyla beraber 9 Pro'da bile hızlı şarj yazmıyordu arkadaşlar. Yani turbo'yu yazmıyordu 9 Pro'larda bile turbo hızı yazmıyordu, bilginiz olsun. Bu konuda çok dikkat edin. Piyasada çok sahte Xiaomi'nin şarj aletleri var. Orijinalini bulmaya çalışın. Şurası şöyle eklentisi olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani hiçbir kıvrım falan olmayacak. Bunun başka özellikleri de var. Yani aldığınızda 120 Watt'ı yazması lazım. Öyle söyleyeyim sizlere. Öyle anlatayım sizlere. Daha iyi anlarsınız bunu. Aldığınızda 120 Watt'ı yazması lazım. Ben Xiaomi 9 Pro kullanıyorum. Ve şarj aletini ben hala daha kullanıyorum. Onun da şarj aleti arkadaşlar şu, 2021 yılında almıştım. Bu kafalığı hala kullanıyorum. Kablosu sadece şu uç kısmından yıpranmıştı. Bantladım, hala kullanıyorum yani. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Her zaman orijinal şarj aleti kullanmaya gayret gösterin. Şu anda telefonum hafif bir ısınma var. 120 Watt'ta şarj oluyor. Bakın %43'ü %48 oldu şu anda. Yani anlatacaklarım bu kadar. Hafif ısınma, yani ısınmanın üstünde yapıyor. Son dakikalarda hani %100'e gelirken daha fazla, biraz daha ısınıyor. Bilginiz olsun. Şu anda benim telefonumda ısınma olarak az önce sosyal medya kullandığımdan dolayı nedense normalin üstünde bir ısınma gerçekleşti. Normalde ısınmıyor. Kullanırken normal günlük kullanırken ısınma falan yok. Onu da sizlere söyleyeyim ama şu anda şurası şu anda ısınıyor. Çünkü batarya burada. Bilginiz olsun. Sizin şarjı nasıl gidiyor? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Benimki bana göre 14T Pro'ya yakışmayan bir şarj göstergesi, batarya göstergesi var. Yani erken bitiriyor. Bana göre bir günü normal kullanımda sosyal medyada çıkartır ama video işte yüklemelerinde olsun, video işte nasıl söyleyeyim, VPN kullanırsanız bu gibi durumlarda ya da video çekerseniz bu gibi durumlarda şarjının erken bittiğini ben gördüm. Yorumları size bırakıyorum, geri kalan artık kendi düşüncelerinizi size bırakıyorum. Ha bir de bu bataryanın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız eğer şu 33 wattlardan varsa elinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Bu kendi düşüncem.
Ben arada bunu kullanıyorum. Çünkü normal şarjlı olsun. Hızlı dolup hızlı biterse eğer bataryam yıpranır düşüncesindeyim ben. Tabii ki bu yine size kalmış. Yine de bunu bu hızlı şarjı da yine pil göstergesinden kapatabiliyorsunuz. Pil seçeneklerinden. Şarj seçeneklerinden bakın. Şu anda kablolu şarjı standart yapıyor. En yüksek hıza çıkardığımda bakın eşe gerçek söylüyor. Şarj seçenek pil kontrolü. Buradan çek. Bunlar eklemi falan. Bakın şuradan da ek özelliklerden de yazılım güncelleştirmeleri. Yani pilin yazılım güncelleştirmesini yapabilirsiniz eğer varsa eğer. Durum böyle arkadaşlar. Pil korumasına göre ne varmış burada? Pil sıcaklığı. %100 pil sağlığı, özür dilerim. Sıcaklık normal. Bugünkü şarj sayesinde ilk defa takıyorum. Zaten %48'de dün akşam şarj etmiştim. Durum bu şekilde değerli dostlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.